Nuri Sevgen, dün Borsa İstanbul yine düştü diyeceğim. Niye yine ya, ne oldu Evet. da günün ikinci yarısında aşağı geldi diye böyle konuşuluyor. Yurt dışı Amerika dün akşam satışla kapandı. Asya bu sabah pek iyi değil. Petrol yukarıda, işte Amerikan tahvil faizleri 4'ün üstüne çıkmış vesaire. Hani çok destekleyici bir yurt dışı hava yok ama bize özel nedenler de var mı? Ne dersin? Aslında sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Dün de bunu söylemiştim. Yani yükselişler öyle bu düşüşlerin arkasından hızlı şekilde gelmez. Bir süre orada dip arayışları oluşur. Dün özellikle 9200 seviyesinin öneminden vurgu yapmıştım. 9195 seviyesinden döndük. Maksimum gördüğümüz yer orasıydı. Oranın üzerinde 9400 var zaten. Yani düşüşlerimiz hızlı, yükselişimiz böyle küçük küçük oluyor. Hep öyle olur zaten. Eğer özel bir habere bağlı değilse. Bundan kaynaklı durumun dışında yurt dışına kaynaklı sıkıntılarımız var. Mesela Amerika piyasaları dün aşağı geldi. Çünkü yapılan açıklamalar, Fed başkanları Kaşkay'ın açıklaması dikkat çekiciydi. Kaşkay faiz art indirimlerinin o kadar da hızlı yapılmaması yönünde bir yorum yaptı. Enflasyon verisi o yüzden Perşembe günü çok önemli hale geldi. Bununla birlikte bugün Çin açıldı. Ve Çin açıldığı için Asya borsaları tam bir kaos içerisinde. Mesela Şangay borsasında %7'lik düşüş görüyorum ben. Çin borsası %8'e yakın artıdaydı. Şu anda %3 artı oldu. Japonya'da eksiler var. Amerikan futureları ekside. İşte İsrail-Lübnan mevzusu zaten devam ediyor. Amerika'nın özellikle İsrail'in İran'a saldırı için her an yapabilir yönündeki bazı uyarıları ya da mesajları var. Bunları üstüne koyduğunuz bir de şey var. Kamala'nın özellikle bahis sitelerinde ciddi şekilde aşağı düştüğü Kamala Harris'in ve Donald Trump'ın ön tarafa ve yükseldiği yönde haberler var. Bunların hepsi vurduğunuz zaman piyasalar biraz böyle çalkantıda. Biz de bundan etkileniyoruz. İşlem hacimleri çok dar seviyelerde. Yani dün 40 milyar TL civarında işlem hacim vardı ki 60 milyarın altına genelde düşmüyordu. İşlem hacimleri bayağı düştü. Oldukça sakin, durgun ve dingin seanslar yaşıyoruz. Bu da dip oluşunun aslında bir göstergesi. Normaldir içerideki hava itibariyle. Yani temelde grafikler çok gösterecek bir şey yok. Hani tekrar açmamı istiyorsanız açayım ama 8900 kritik desteğimiz, 9200 kritik direncimiz. Bu aralıkta hareket edip bir şekilde öyle dünyadaki büyük bir fırtınada küçük bir sandalla yol almaya çalışıyoruz. Peki. Ben bir şey sorabilir Buyurun. miyim? Ya şimdi sabahleyin konuşurken yani borsa ne oldu ne bitti falan diye bir yani yorumda özellikle bu VIOP açık pozisyonlarının azalması lazım. Öyle olursa ancak borsa toparlanır gibi bir yorum oldu. Hemen dikkatli bir izleyenimiz de yazmış. Yani bu acaba ne demeye geliyor? Açık pozisyon demek likitasyon demektir. Hani ne kadar yüksekse açık pozisyon piyasa o kadar likittir. Niye öyle olsun gibi bir şey olmuş. Ben Nuri Sevgen'e de sormak istiyorum. Yani bu borsanın düşüşünde ya da borsanın bu son dönemdeki gelişmelerinde açık pozisyonun, VIOP açık pozisyonun ne kadar etkisi var? Ya da nasıl yorumlamamız lazım bu tarafını? Şimdi açık pozisyon kavramı karıştırılıyor. Yani Türkçe'ye tam doğru çevrilemediğinden kaynaklanıyor. Open interest'tir İngilizcesi. Uluslararası şeyde böyle. Yani Tamam. interest ilgilenilen, open açık, açık ilgilenilen, açık pozisyon falan gibi böyle bir çevirmeye çalışılmış. Maalesef çeviri hatası var. Burada açık pozisyon şu demek, açılmış pozisyon demek. Bizde açık deyince açığa satmak algılanıyor. Buradan kaynaklı bir sorunumuz var. Açık pozisyon şu demek Hakan Bey. Yani şimdi vadeli işlem piyasasında yani future kontratlarda ya da türevlerin tamamında böyledir. Alım ve satım denmez. Alım ve satım spot piyasası olur. Nedeni şudur. Alırsınız parayı ödersiniz, satarsınız parayı alırsınız. Takas vardır. Belli bir takas süresi vardır. Bir gün, iki gün, üç gün maksimum o kadardır. Fazla uzamaz. Ama vadeli piyasalarda yani türev piyasalarda vadeler uzak. Yani bir ay, üç ay, beş ay, bir yıl, belki üç yıl böyle vadeler vardır ve o vadeler içerisinde bugünden bir anlaşma yaparsınız. Yaptığınız bu anlaşmanın yönünü belirtmeniz lazım, isim vermeniz lazım. Çünkü bir takas, alış ve satış yok. Fiyatın yükseleceğine dair yapılan anlaşmaya long pozisyon deniyor. Fiyatın düşmesine dair yapılan anlaşmaya da short pozisyon deniyor. Yani uluslararası terminoloji bu. Biz de bunu Türkçe'ye uzun pozisyon, yani long'a uzun, kısaya da, yani short'a da kısa demişiz. Şimdi burada benim Hakan Bey sizde biz bir işlem yapacağız. Siz endeksin yükseleceğini tahmin ediyorsunuz. Ben de düşeceğini tahmin ediyorum.
Bu yönde bir işlem yapacağız. Siz bir alım giriyorsunuz bir fiyata. Fiyat 10 bin olsun. Ben de 10 binin yüksek olduğunu düşünüp aşağı geldiğini düşünüyorum. 10 binden sizin alışınıza veriyorum. Yani karşılık olarak bir anlaşma yapıyoruz. Tabii piyasa böyle iki kişinin olduğu piyasa değil. Binlerce insan yatırımcı var burada. Doğal olarak hani bunu biraz egzajere ederek anlatıyorum. Biz ikimiz bir pozisyon açtık. Birbirimizi tanımıyoruz. 10 bin lira üzerine bir anlaşma yaptık. Endeksin 10 bin olması üzerine. Endeks yukarı giderse siz para kazanacaksınız. Aşağı gelirse ben para kazanacağım. Mantık bu. Bu işlemin adı açık pozisyondur. Açılmış pozisyon. Bu ikimizden biri pozisyonu kapatmasak pozisyon açık pozisyon sayısı bir adet olarak devam eder. Şimdi şu anda endeks kontratlarında 517 bin tane açılmış pozisyon var. 517 bin tane long, 517 bin tane short pozisyon var. Endeks 30 şu anda en çok konuşulan konu bu. Ve bu endeks 30 kontratlarında bazı kurumların çok yüksek miktarda nette long şey short pozisyonda olduğu söyleniyor. Yani bir kere bunun netleştirilmiş pozisyon olduğunu söylemek isterim. Neden? Çünkü biz yatırım finansmanı içerisinde Barış'ta ben de yatırım finansmanında çalışan iki müşteriyiz diyelim. Ben long pozisyondayım. Yani 100 tane long pozisyonum var. Barış'ta 200 tane short pozisyon var. Doğal olarak 200 short, 100 tane long netleştirdiğiniz zaman 100 tane short pozisyon kalır. Ve Takasbank bunu yayınlarken 100 tane yatırım finansmanının short pozisyonu gibi görünür bu pozisyonlar. Ama orada netleştirilmiş olduğu için. Doğal olarak siz orada netleştirilmişle birleştirmeye çalışırsanız toplam 517 bini bulamazsınız. Toplam açık pozisyon sayısı 517 bin lira ve bu sayı ne kadar yüksekse o kadar açılmış pozisyon var, o kadar piyasa likit ve derin deriz. Mesela gidin euro dolar kontratlarına bakın veya platin kontratlarına bakın. Açık pozisyon sayıları çok düşüktür. Buralarda likidasyon olmadığı için de alış ve satış arasındaki spread yani alış satış farkı yüksektir. Ama endeks kontratları ya da pay vadeli kontratların düşüktür. Ne kadar likidasyon açık pozisyon sayısı yüksekse bir kontratın o kontratın likidasyonu yani pay senedindeki o alış satış kotasyonu çok dardır deriz biz. O yüzden açık pozisyon sayısı azaltılması demek piyasayı öldürmek demek. Belli ki bu yorumu yapan arkadaş açık pozisyonu açığa satış ya da short pozisyonun azaltılması gibi mantıkla söylemeye çalıştı. O da aynı şey. Çünkü orada azalttığınız zaman likidasyonu azaltıyorsunuz. Gelelim bu short pozisyonlar piyasayı düşürücü anlamlı bir işlem mi? Şimdi bir iki tane teknik detay vermek istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'un ve vade işlem opsiyon piyasasının bazı kuralları vardır. Pay piyasında eğer açık pozisyon yapacaksanız yani bir long ya da short önemli değil. Netleştirilmiş sicil bazında pozisyonlarınız vardır. Yani X kurumunda, Y kurumunda, Z kurumunda hesaplarım olabilir. Hatta 50 kurumda hesabım olabilir. Ve bu kurumlarda ilgili kontratta yani işte ne bileyim işte Ereğli kontratında benim pozisyonlarım var. Bu pozisyonların hepsini alıyor takas. Bunlar netleştiriliyor. Diyor ki sen sicil bazında yani senin Nuri Sevgen olarak sicil bazında şu kadar nette pozisyonun var diyor. Bu pozisyon %3'ü geçerse açık pozisyon yani piyasadaki dağılımdaki netleştirilmiş halka açlık oranı özür dilerim %3'ünü geçerse diyor ki bunu geçemezsin diyor. Pozisyonunu azalt diyor. Bu pay vadeliler çünkü fizik teslimatlar. Endeks bir de bunun yanında şunu da diyor. Açtığın pozisyon %3'ü bulmasa bile eğer toplam açık pozisyon sayısının demin söylediğim açık pozisyon sayısı var ya toplamda o limitin %10'unu da geçemez diyor. %10'unu geçersen gene azalt diyor. Yani %3 ve 10 limitleri var. Endekste de böyle. Endeks kontratlarının %10'unu geçemezsin diyor. Şimdi 517 bin tane şey var, açık pozisyon var. Demek ki bir yatırımcı bir sicil bazındaki hesap en fazla 51 bin tane kontrat açabilir mantığı var burada. Maksimum da bu durumda. E tabi bu denetleniyor, kurumların yapısı denetleniyor, limitler denetleniyor. Şimdi bahse konu olarak söylenen pozisyonun büyüklüğü yaklaşık 150 bin kontrat. Bunun toplam TL büyüklüğü 16,5 milyar TL. İlgili kurumun öz varlığı 20 milyar TL. Son 6 aylık bilanço. Yani böyle bir rakamı tek başına bu kurumun naked olarak tek bacak açması bir kere çok ciddi bir risk. Böyle bir şey zaten o kurum da izin vermeyeceği gibi. MKK'sı da Borsa İstanbul'da Viyop'u da izin vermez. O yüzden bir kere bunun naked tek bacaklı pozisyon olduğu ve piyasayı düşürücü etkisi olduğunu düşünmek tamamen baştan hatalı bir yöntem. İkincisi bu rakamın büyüklüğü 500 milyon dolar yapıyor. Ya piyasaya şöyle diyeyim en yüksek bir günde para girmişti. Barış'la beraber 6 milyar TL o gün konuştuk hatırlıyoruz. 6 milyar TL'nin o gün kurla hesabına baktığınız zaman 200 milyon dolar yapıyordu. Yani piyasayı batırabilecek büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir kere yani buradan bir kenara o kolay değil. O yüzden türev piyasalardaki takası izlemek,
Yani burada şu kadar nette short var, burada bu kadar nette long var. Efendim bunlar böyle yaptılar, piyasada aşağı geliyor. Daha da aşağı gelsin, özellikle bastırıyorlar gibi mantık yanlış. Çünkü daha yüksek parası olan biri gelir, long yapmaya başlar yoğun bir şekilde. O short'u eğer naked'sa bir patlatır, kurumu da batırır, sektörü de batırır. Bunu biz gördük 2 sene önce bankacılık sektöründe, evet. Bazı işte, opsiyon piyasasında yapılanlardan gördük. O yüzden böyle saçma sapan takas analizleri yapan arkadaşlara biraz bu işi daha detaylı şekilde araştırmalarını öneririm. O kadar kolay değil. Nuri bunlar Sevgen, teknik biliniyor. Olarak anlattın ama hiç mi ne diyeyim, böyle bir algı anlamında, şimdi böyle bir şey de var yani, değil mi Hakan abi? İşte bireysel yatırımcı da var diyelim, senin kadar diyelim, profesyonel bu işlerde anlamıyor. Evet. Bunu bir paylaşınca, bir görünce, vay bak gördün mü falan. Bunun bir algı anlamında Borsa İstanbul'da işte short pozisyon şu kadar dendiğinde yani matematik olarak anlattın çok iyi hakikaten, açıkladın ama. Tehlikeye mi gidiyoruz? Ha, hiç mi böyle bir şey yok yani, bu böyle bir göründüğünde bunun etkisi olmaz endekslerin. Yok, olmaz. Neden olmaz? Çünkü aslında yani bu işi bilenler bunu umursamaz. Umursamaz. Çünkü ben burada ilgili kurumların fon yöneticileri olabilir, portföy yöneticileri olabilir, bireysel müşterinin işlemleri olabilir. Binlerce, yüz binlerce işlemler olabilir. Bunların karşısında ne olduğunu türev piyasada bilemezsiniz. Bu işi bilenler bakmayacak. Algı yönetimde bunu kullanıyorlar, evet. Bu yanlış şekilde kullanılıyor. Ve kurumların da maalesef ki durumları zedeleniyor. Yani ya XYZ kurumu böyle yaptı, short pozisyonda o pozisyonu kapatmadan yukarı gitmez gibi saçma sapan bir yoruma gidiyor her şey. Olay o kadar basit değil. Türev işlemler o kadar basit işlemler olsaydı, yani bu türev lisansını herkes alırdı. Kaç kişi türev lisansı var? Oturup bakın yani, o durum farklı. O yüzden hani türev işi karmaşık bir iştir. Farklı boyutları olan bir iştir. O yüzden de böyle yapmak, evet, algıyı yönetmek adına çok kolaydır. Ama tıpkı bazı kurumların hani piyasada belirgin alıcı ve satıcı olmalarının bir şekilde yanlış algılanması gibi. Yani biz burada ne yapıyoruz? Sermaye Piyasası Kurulu'nda, Borsa İstanbul'u, BİOP gözetim mekanizmasını, MKK'yı, Takas Bank'ı bir kenara bırakıyoruz. Bunlar hiçbir işini yapmıyor. Bunları serbest serbest at koşturuyor noktasına getiriyoruz ki o zaman bir marketten bahsedemeyiz. Sıradan bir semt pazarında bile o semt pazarının bir düzeni vardır. O yüzden bu kadar da basit değil her şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Biz de biraz peki. Önce Sayın Doktor Barış Esen'e bu konuda bayağı bir tartıştık. Yani bak, denetimi ama konuşuyorum. Bu şey çok iyi oldu. Domatesin satışının bile bir düzeni var yani, değil mi? Evet, evet. Peki. Ha, o yüzden bozuktur. Ayar gerektirir. Onlar ayrı bir mevzu ama evet. Bir düzen var. Ve bu düzen de şimdiye kadar, bakın Lehman Brothers battığı vade işlemler piyasasında hiçbir sorun olmadı. Büyük dalgalar yaşadık, büyük oynaklıklar yaşadık. Hiçbir kurum batmadı, büyük sıkıntılar yaşamadık. Demek istediğim bu. Yani burada takas mekanizması çok güvenli ve düzgün gidiyor. O yüzden yani böyle bu yorumlara bilmeyen yatırımcıların itibar etmemeleri gerekiyor. Biraz daha bilenleri dinlemeleri gerekiyor. Maalesef bunu uzmanlar yaptığı zaman da çok üzülüyorum. Adı uzman olarak geçen arkadaşların böyle yorumlar yapması beni çok üzüyor. Yani herkes tabii yorum tabii, serbest yani yapacak bir şey yok. Sen haber kutsal görüyorsun. Yorum hürdür diye bir aynen, durum var onlar ama. Onlar öyle görüyor. Yani güzel oldu bence, kafalarımız biraz daha açıldı. Yani ben de en azından bir iki bulut şöyle kenara doğru kaçtı. Peki. Hiç olmazsa öyle bir tarafı oldu. Çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Abi. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.